Çanakkale Belediyesi'ne kent içi toplu taşımada kadın şoför istihdamı uygulaması nedeniyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarılı Kurum Ödülü verildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerçekleştirdiği öncü girişimleri ve başarılı çalışmaları nedeniyle Çanakkale Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarılı Kurum Ödülüne layık görüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent'te düzenlenen Ulaştırma Platformu ödül töreninin ardından Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hayati Gürses ödülü Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a takdim etti. Başkan geçerek evet. İstihdam desteklediğiniz için size tabii, hem de. Çok teşekkür ederim. Evet, dilerim size tebrik ederim. Evet, başkan yardımcısı olarak size de tebrik ederim. Çok evet, arkadaşlar hepinizi tebrik ederiz. Başkan ilk noktası başkan. He. Bu pembe otobüsler. Ha. İran. İran'dı ha. İran. Evet. Daha sonra Bursa ve Malatya. Evet. Devam ediyor şu anda. Evet. Maalesef devam ediyor. Bizim otobüslerimiz mavi beyaz. Ya da hepsi pembe bizimki. Hepsi pembe. Erguvan. Erguvan. Dolayısıyla burada böyle bir şey düşünmemiz söz konusu değil. Mühim olan insanlarımızın eğitimini tam verebilmek. Kadınlara karşı nasıl davranması gerektiğinin eğitimini vermek. Kadının da erkeklerle eşit olduğunun bilincini ve o insanlara da saygılı davranması gerektiğini, asla ve asla onları cinsel obje olarak görülmemesi gerektiğini bu beyinlerimize işlememiz lazım. Önce beynimizi pembeleştirirsek, ondan sonra bu şey olur, bunların pembe rüyaları, değil mi? Toz pembe. Toz pembe rüyalarından uyandıracağız inşallah onları. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Başarılı Kurum Ödülü'nün Çanakkale Belediyesi'ne verilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Gökhan, bayan şoför istihdamını daha da artırıp teşvik edeceğiz dedi. Olarak görülmüş olması Çanakkale Belediyesi'ne son derece önemli. Odalar Birliği'nin, Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir organizasyonu. Dolayısıyla bayan şoför istihdamını dediğim gibi daha da artıracağız. Teşvik edeceğiz, ilana çıkacağız, projemiz var, duyuru yapacağız. Yani Çanakkale Belediyesi ulaşım hizmetlerinde bayan şoför istihdamı ile ilgili bir projeyi hayata sokmaya çalışıyoruz. Umarım bu ilgi görür ve daha çok bayan şoförü istihdam etmiş oluruz. Bunu özel sektörü de dediğim gibi halk otobüslerine de yansıtmaya çalışacağız. Pembe otobüs uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Gökhan, ben bu otobüslerin hem bayanlar hem de erkekler açısından rencide edici olduğunu düşünüyorum dedi. Özellikle bu pembe otobüs konusu var. Pembe otobüs konusu son derece yanlış ve kadınları rencide edici bir uygulamadır. Erkekleri de aşağılayıcı bir uygulamadır. Biz bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Yıllar boyunca Türkiye'de toplu taşımada efendim kadınlı erkekli birlikte seyahat edilir. Bunun için herhangi bir sakınca da yoktur. Bugüne kadar daha olmamıştır. Olanların gereği yapılmıştır. O zaman otobüslerin vapurları da pembe gemi yapalım. Trenleri de pembe şey yapalım. Vagon yapalım. Uçaklarda da pembe uçakla uçalım. Yani niye sadece otobüste yapıyoruz? Onun için ben bir kere bunu hem bayanlar açısından hem erkekler açısından pek uygun olmadığını düşünenler dedim. Biz tam tersine Çanakkale'de kadınların daha çok iş koluna girmesi, daha çok istihdam edilmesi ve birlikte istihdamı yapılması noktasında düşünüyoruz bugüne kadar. Zaten bu anlayış nereden ortaya çıktı, nasıl ortaya geldi onu anlamak mümkün değil. Yani o zaman hiçbir ortamda kadının ve erkeğin bir arada olmaması gerekir. Onun da ülkenin adı da o zaman Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmaz. Onun adı da Suudi Arabistan Krallığı gibi bir isim olur. Halbuki biz tam tersine bunu şiddetle reddediyoruz. Zaten böyle yaptıkça da İşte biliyorsunuz son günlerde televizyonlarında saçma sapan, sapık diyeceğim din görevlerinin düşüncelerini dinlemiş oluyorsunuz. Hepsi birbirini tetikler.
Yani bir tanesini hoş gördüğünüz zaman arkadan öteki gelir. Onu hoş görseniz bir adım ileri gelir. Onun için bunu da bu vesileyle ifade edeyim. Kesinlikle bu tür kadınları rencide edecek uygulamalardan uzak durmamız lazım. Ben tebrik ediyorum.